karşısında. Yine bir canlı yayınımız var izniniz olursa. Kavurucu, yaz sıcaklarının kurtarıcısı klimalar tekrar gündemimizde. Özellikle sıcak hava arttıkça klimaların hatta ventilatörlerin yok sattığına dair haberler ekranlarda her yaz mutlaka aktarılıyor. Peki klima alırken nelere dikkat edeceğiz? Habertürk muhabiri Elif Akkaya konunun uzmanından bu sorunun yanıtını almaya çalışacak. Elif. Yaz sıcaklarının kurtarıcısı klimalar ama klima alırken hem sağlık hem de enerji ve para tasarrufu açısından dikkat edilmesi gereken kriterler var. Bu kriterler neler? Split Klimalar Komisyon Başkanı Hakan Otyıldız var yanımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Evet, klima alırken ve klima kullanırken nelere dikkat edersek hem sağlık açısından hem enerji ve para tasarrufu açısından bizim için iyi olur. Öncelikle klima alırken dikkat edilmesi gereken mutlaka yetkili servislerce ihtiyacı belirlenecek kapasitede ve ürünün alınmasıdır. Daha sonra montaj yerinin belirlenmesi vesaire, etkili servislerce montajının mutlaka yapılması gerekir. Kapasite konusu dediğim gibi çok önemli. Her zaman için büyük kapasiteli klimalar daha iyidir yargısı var. Bu da doğru değildir. Dolayısıyla alırken aşamada bunlar var. Arkasından kullanırken de sıcaklık ayarlarının düzgün bir şekilde ayarlanması gerekir. 24 ile 27 dereceyi yaz için tavsiye ediyoruz. Kullanım amacını mutlaka direkt olarak insan vücudunun üzerine tesir etmeyecek şekilde yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hastalık tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla. Buna gibi bir takım önlemlerle tasarruflu bir şekilde kullanılabilir klimalar. Peki geçen yıl mevsim normallerinin üstündeki sıcaklarda klima satışları oldukça fazla olmuştu. Hatta yok satmıştı. Evet. Klima fiyatları bu yıl nasıl ve klima satışları nasıl? Klima satışları geçen senenin üzerine seyrediyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ancak havanın yine geçen seneki gibi aynı seyirlerde gittiğini söyleyebiliriz. Haziran ortasından Haziran sonlarına geliyoruz. Yine çok büyük sıcaklar yaşamadık ama beklenti yüksek olması yönünde. Geçen sene özellikle Ağustos ayında çok büyük bir yığılma oldu. Yaklaşık bir yılda satılan klimanın %35 civarında bir oranı Ağustos ayında satıldı ve monte edildi. Dolayısıyla o noktada çok büyük bir yığılma yaşadık. O noktada müşteriler de, son tüketiciler de tedarik anlamında ve montajın tamamlanması zamanında sıkıntılar yaşadılar. Bu sene tüketicileri o konuda biraz uyarmak istiyoruz. Klima taleplerini ertelemesinler, daha önce alsınlar ve talebi ertelekleri müddetçe yine o sıkışıklıklar yaşanabilir. Fiyat konusunda ise geçen senelik kıyasladığımızda özellikle yurt dışındaki tedarikçilerde ham madde fiyatlarının artması ve kurlardaki biraz oynamanın sebebiyle fiyatlarda bir miktar yükselme oldu. Ancak bu taleple direkt olarak bağımlı değil. Talep az olsun veya fazla olsun hiç fark etmiyor. Bizim fiyatlarımız bütün dernek üyelerimiz olarak baktığımızdan da etkisiz bir şekilde tüketicilere daha fazla kullanılabilecek şekilde yapıyoruz. Fiyatlarımız direkt olarak onunla alakalı değil. Tahmin ediyorum sadece kur artışı ve ham madde artışıyla fiyat artışı daha fazla olmayacaktır. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Hakan Otyıldız klima fiyatlarının biraz da olsa yükseldiğini ama son günlere klima alımının bırakılmaması gerektiğini söyledi. Biz de sözü tekrar size bırakalım. Elif Akkaya'ya teşekkür ediyoruz. Biz millet olarak son günce olduğumuz için öyle bir şey söz konusu olamaz. Yine son gün alacağız gibi görünüyor. Şimdi klima